TRT 24 YouTube kanalında Reşit Aylmaz'ın yazdığı İbn-i Selül'ün Hizmeti başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir yıl dişini sıkıp sabredebildi İbn-i Selül. İçten içe büyütü, ancak dışarıya yansıtmamaya çalıştığı duyguları Uhud'da gün yüzüne çıkıverdi. O güne kadar perdeyi yırtmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o gün ve sonrasında da hep kendisine yakışanı yapacaktı. Aslında başından itibaren Habib-i Kibriya Hazretleri, Medine'deki potansiyelin mayalanmaya başlayan nifak zemininin farkındaydı. Hicret sonrasında Medine'deki taraflarla oturup anlaşma yaparken sözleşme metninin içine bir müminin bir de müslümin kaydını düşmüştü. Şüphe yok ki Medine'deki müminler Bedir'e giderken nabzı tutulan Sad İbni Ubadeler gibi her Badire'de arslan kesilenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse orada olmasını bilenlerdi. Peki Yesrib'in müslimleri kimlerdi? Aslında bu sorunun cevabını Hucurat suresinin 10. ayeti veriyor. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz, lakin İslam olduk, Müslim ve size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Farkı fark etmişsinizdir. İnsan sarrafıydı o sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmez mi? Peki biliyordu da o zaman niye aşikar etmedi? İç dünyasında fırtınalar kopsa da o hiçbir zaman tekme vuran taraf olmadı. Bilakis gürül gürül konuşması gerektiği her yerde hep yutkundu ve sükutu tercih etti. Zor bir duruştu bu. Ama ona sallallahu aleyhi ve sellem çok şey kazandırdı ki yeri geldikçe onları da arz etmeye çalışacağım. Çıbanı patlatan İbn-i Selül oldu. Neden? Her şey önce sarp bir yokuştu, Uhud. Üstelik şakası yoktu. Hırs küpü ve nefret dolu bir kitle Bedir'in intikamını almak için geliyordu. Hem umut bağladığı bir kapıyı niçin yüzüne kapatsın? 50 adamıyla birlikte Mekke ordusuna katılan Ebu Amir'le de Mekke'yi Uhud'a akıtan kin tüccarlarıyla da hiç irtibatını kesmemişti. O günkü karanlık mahviller acil eylem koduyla kim bilir ne bitirme planlarının şahidi olmuştu. Bunca entrikayı saniyelere sıkıştırabilen bir hokkabaz için mazeret uydurmaktan kolay ne olabilirdi ki? ''Beni dinlemedi, çoluk çocuğun dediğini yaptı.'' dedi ve yandaşlarıyla birlikte yan çizdiler. Aslında pul pul dökülüyorlardı. Ne var ki o gün bu dökülüş de bir işe yarayacaktı. ''Nifağın da hizmeti olur mu?'' demeyin. Yeri ve zamanı gelince olur. Hem de en alasından. An olur, hayatlarının en büyük hizmetini yaparlar. Ama zerre kadar sevap kazanamazlar. Çünkü niyetleri hizmet değildir. Bilakis hayatlarını hizmeti bitirmeye kilitlemişlerdir. Tıpkı şeytan gibi. Sürçüp yere kapaklanması için çelme taktığı yerde iradesinin hakkını vererek yükselen bir Adem'i unutmamak lazım. Melekleri bile geride bırakacak bu iradeyi ortaya çıkaran unsur, zahiri sebepler açısından şeytanın ona aleyhissalatü vesselam musallat olması değil midir? Hem Allah Resulüne izafe edilen bir beyanda, Allah'ın heybesi fısk-ı fücur yüklü bir adamla da dinini teyit edeceği ifade edilmiyor mu? Uhud'da da öyle oldu. Pazar sabahıydı. Namaz sonrası Medine, Hazreti Bilal'in, Resulullah düşmanınızı takip etmenizi emrediyor. Yalnız bizimle birlikte sadece dün Uhud'da olanlar gelsinler nidalarıyla yankılanıyordu. Resulullah'ın talimatıyla ve toparlanan ordu karşısında yeniden saldırı cesareti gösteremeyen Mekke ordusunun arkasından gidilecekti. İki gündür alıp veren ve foyasının meydana çıktığını fark eden ve yeniden iç bünyeye monte olabilmek için kuyruk sallayan İbn-i Selül de yaklaştı. ''Seninle birlikte ben de geleyim.'' diyordu. Yine perdeyi yırtmadı ve Hazreti Bilal'e söylediği cümleyi tekrarladı Fahri Alem. ''Dün Uhud'da bizimle birlikte olanlar gelsin.'' Hamraul Esed'e kadar geldi ve karargahını buraya kurdu Allah Resulü.
Diğer taraftan Mekke ordusu mola verdikleri ilk menzilde durum değerlendirmesi yapmış ve Mekke'ye dönünce bir zaferden bahsedeceğiz. Ama elimizde ne esir ne de ganimet var. Böyle zafer mi olur? En iyisi mi dönelim ve kolu kanadı kırık Yesrib'e saldırarak hem esir hem de ganimet alarak gidelim diyorlardı. Bundan Resul-ü Kibriya Hazretlerinin de haberi olmuştu ve Uhud'dan geriye kalan herkesin bir ateş yakmasını emretti. Gecenin karanlığında Hamra-ül Esed seması 600 küsur ateşle kızarıvermişti. Başta Ebu Sufyan olmak üzere çekirdekten tüccar Mekkelilerin gözünü kamaştıran bir manzaraydı bu. Üstelik sadece gözlerini kamaştırmamış, aynı zamanda yüreklerinin yağını da eritivermişti. Demek ki bu bir taktikmiş dedi Ebu Sufyan. Daha savaş başlamadan önce Muhammed arkadaşlarından bir kısmını yoldan çevirmiş ve kendilerine güç kazandırabilmek için etraf kabilelere göndermiş. Şimdi o kabilelerden devşirilen askerler birleşmiş, intikam için ardımızdan geliyorlar. En iyisi mi elimizdekiyle yetinelim ve geriye dönelim. Neden? Aylar süren Yemen ve Şam yolculuklarından tecrübeleri vardı. Akşamına konakladıkları yerde hemen bir çadır kurar ve gerek soğuk çöl akşamlarında ısınabilmek, gerekse yemeklerini pişirebilmek veya ışık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her çadırın önüne de bir ateş yakarlardı. Ne var bunda demeyin. Çadırlar standarttı ve bir çadırda 5 ila 10 kişi kalırdı. Yani Mekkelilerin Hamra-ül Esed'de gördüğü her bir ateş en az 5 kişi demekti ki bunun 10 olma ihtimali de söz konusuydu. Bu en az 3000 kişilik bir ordu demekti ki bunun 6000'e kadar yolu vardı. Bir gün önce 700 kişiyle başa çıkamayıp geri dönmeyi tercih eden Mekkeliler, Hamra-ül Esed semalarını aydınlatan ışıklardan tırstı ve gerisin geriye dönme kararı aldılar. Haklılardı. Dün karşılaştıkları ve baş edemeyip geriye çekilmek zorunda kaldıkları ordunun en az 6 katıyla yeniden hesaplaşmanın bedeline katlanamazlardı. İşte onları bu noktaya taşıyan en önemli faktör Uhud yolundan dönen İbni Selül ve adamlarıydı. O gün ne telefon vardı ne de mesaj. Uzaktan görmüşler ama onların kim olduğunu ve hangi maksatla döndüklerini bilmiyorlardı. Görüldüğü üzere her badireyi en az zayiatla atlatmaya odaklı bir peygamber feraseti, yoldan dönüşleri bile ayrı bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor, İbn-i Selül'ün yan çizmesinden bile artı değer üretebiliyordu. Daha farklı bir ifadeyle Allah, Racül-ü Facir ile de dinini teyit ediyor ve Resulünün stratejisine münafıkların dönüşünü de bir tuğla olarak yerleştiriyordu, diyor Reşit Haylamaz, TR724'deki köşesinde.